Uğur Karakullukçu'dan Flash Galatasaray yorumu. Süper Lig'deki galibiyet serisini Hatayspor maçıyla bırakan Galatasaray'ın puanı 31'de kaldı. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu da sarı kırmızılıların ilk ilgisinin şifrelerini verdi. Galatasaray'ın maçını değerlendiren Karakullukçu, Galatasaray'ın ilgisinde en büyük etken yorgunluk. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok yıpratıcı maçlar oynuyor. Burada takıma bir kredi açmak lazım. Bence şu ana kadar inanılmaz iyi geldiler. Ligde 12 maç oynamışsın, 7'si deplasman. 2 derbini bitirmişsin. 4 Şampiyonlar Ligi maçının önünü arkasını oynamışsın vesaire. Buraya kadar çok çok iyi geldi Galatasaray. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Villarreal'ın ardından 13. hafta karşılaşmasında 25 Kasım Cumartesi günü saat 19'da Alanya Spor'u ağırlayacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Alanya karşısında ne yapar? Galatasaray maçı kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Leonardo bombası. Mauro Icardi'nin yanına etkili bir forvet arayışını sürdüren Galatasaray, Brezilya ekibi Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Marcos Leonardo'yu gözüne kestirdi. Yönetim oyuncunun menajeriyle görüşmek için randevu talebinde bulundu ve kısa bir toplantı gerçekleştirildi. Leonardo için bilgi alan sarı kırmızılılar ara transfer döneminde Samba'cı için resmi teklifini yapacak. Geçtiğimiz sezonu 45 maçta 21 golle tamamlayan yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Sarı kırmızılıların listesinde yer alan Leonardo için birçok Avrupa devi de temaslarda bulunuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Roma ve Newcastle United, Brezilyalı forvet için Ocak ayında resmi tekliflerini yapacaklar. Brezilya basınından Bolivip'in haberine göre Bayern Münih oyuncuyu uzun zaman önce takibi aldı. Sambacı için birçok kez scout ekiplerini Brezilya'ya yollayarak veriler topladı. Fakat Real Madrid de bu transfer için iddialı. İtalyan basını ise oyuncunun Roma ve Newcastle United'ın da radarında olduğunu bildirdi. Galatasaray ise Avrupa devleri arasında fırsat kollayacak. Marcus ve menajeriyle temaslarını sürdürmesi beklenen sarı kırmızılılar uygun şartların oluşması halinde transfer için gaza basacak. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi. Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luis'i gündemine aldı. Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı kırmızılıların Florentino Luis için ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Portekiz'e giderek Luis'i tribünden takip etti. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'yı 10 milyon euroluk bedele ikna etmeyi başarırsa sarı kırmızılılar tarafından tam not alan yetenekli orta sahayla 5,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki siz Torreira'nın yanına Florentino Luis'in alınmasını ister misiniz? Florentino Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de, Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz Ligi'nin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi. Sarı kırmızılılar Molde'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde.
Galatasaray yaz döneminde 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimbom'a yeşil ışık yakınca transfer gündemi yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağını da etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Norveç ekibini de ikna ederek Breivik ile 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. The Sunday'a alan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Niguez hamlesi. Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flaş bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Cimbom'a yeşil ışık yaktığı da gelen haberler arasında. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerini Premier Lig'de bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak.